Evet değerli izleyiciler, yine bu haftada beraberiz. Az önce sözleri müziği bana ait olan Babam isimli şarkıyı seslendirdim. Bu şarkının sözleri ve müziği bana ait. Aslında yeni bir şarkı değil, 3-4 sene önce yazdığım bir şarkı ama Aşk Davası isimli albümde de aslında çıkarmayı düşündüğümüz ama son anda mixinde bazı şeyleri değiştirmek istediğimiz için yetişmediği bir şarkı oldu. İnşallah yeni albümde Mayıs sonu Haziran başı diyoruz hep. İnşallah bir aksilik olmazsa bu şarkı da olacak albümde. Tabii Babalar Günü yaklaşırken Haziran ayı içerisinde bu şarkıyla tüm babaları ve bu kutsal vazifeyi yapan, kutsal doğal vazifeyi yapan tüm güzel babalarım da buradan ellerinden öpüyor. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Tabii anne baba başka. Her zaman hoş tutmak, her zaman karşılıklı tabii bunlar. İlişkiler, iletişimler iyi olmalı muhakkak. Çok çok önemli. Anneler için de bir şarkı var. Anneleri de unutmadık. Sevgili rahmetli anneme yazdığım bir şarkı aslında. Öyle de bir sürpriz olabilir. Evet. Geçen hafta mailler okumuştuk. Sizlerden gelen yine çok yoğun sayıda mailler var. Bu arada biraz da okuyacağım. Yeni bir şarkım daha var. Aşkımız Göze mi geldi? Kısa bir kıyafet değişiminden sonra onu okuyacağım. Ama mailleri okuduktan sonra, evet. Vakit kaybetmeden hemen maillere geçiyorum. Sevgili Fatih abi, haftada bir günde olsa sizleri izlemek harika. Şarkılarınız çok güzel, program çok kısa. Biraz daha uzun olabilirse bizi mutlu edersiniz. İnşallah valla, inşallah o da olur. Yani aslında her şeyde tadında daha güzel bence. İlerleyen zamanlarda değişiklikler neden olmasın diyorum. Sevgili Ayhan, Ayhan Şayyurt, evet. Ayhan Şayyurt da diyor ki, Fatih Bey, programınızı 3 haftadır izliyor ve dinliyoruz. Gerçekten çok güzel şarkılar seslendiriyorsunuz. Biraz da hareketli şarkılar, günümüzün pop şarkılarını söyleyebilir misiniz? Evet. Ayhan'cığım. Tabii neden olmasın söyleriz ama benim tarzım biraz daha bu tarz, yani biraz daha romantik, duygusal şarkılar ama onları da söylemiyorum anlamına gelmez. Tabii ki söylerim. Keşke bir istek şarkısı olsaydı çok daha belki iyi olurdu diyorum. En azından ne istediğini söyleseydin çağlar söylerdik senin için Ayhan'cığım. Evet, Amerika'dan bir mail. Yusuf Aktaş. Fatih Bey, şarkınızı beğenerek dinliyorum. Bizim için lütfen bizim hikayemizi okur musunuz? Tamam Yusuf Bey, bizim hikayemizi okuyacağım. Şey diyorsunuz herhalde. Kanımda, canımda, dört yanımda. Senden başka hiç kimsem olmasın. Bir gün görsem yeter bana. Gözlerim yolda kalmasın. Evet, bir iki mail daha okuyalım. Antalya'dan Hasan Yeşilbaş. Evet, Antalya'ya da selamlar, saygılar Hasan Yeşilbaş'a ve ailesine. Abi, programınızı çok beğenerek izliyorum. Kulüp Türk TV'ye teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program olmuş. Ülkemizin bu umutsuz ve karamsar hissettiğimiz kendimizi, yoğun bir sıkıntı içinde hissettiğimiz bu günlerde gerçekten bize bir ruhlara şifa oldu. Teşekkür ediyorum demiş. Hasan'cığım, her şey geçer. Her zaman
barış ve sevgi kazanacaktır. Buna emin ol. Neyi kastettiğini tam olarak belki yazmamışsın ama ben biraz anladım. Ülkenin genel durumu, iş işte sıkıntıları falan diyorsun herhalde. İnşallah iyi olacak. Bu ülke neler atlattı, bunları da atlatacaktır. Evet, birçok belki sıkıntı var ama hiç ümitsizleşmeyin. Özdemir Bey ile Siirt'ten yazmış. Fatih Bey, teşekkür ediyorum. Benim için seni ben ellerle olsun diye mi sevdim? Evet, herhalde seni ben ellerle olsun diye mi sevdim isimli şarkı istemiş. Tamam, çalacağım. Onu da çalacağım biraz sonra. Son bir mail daha okuyorum. Hemen ondan sonra Denizli'den Aydın Bey. Programımızda sizlere başarılar diliyorum. Aşk Davası albümünü aldık ve dinledik. Çok beğendik. Yalnız bir eleştirim olacak. Biz albümleri alırken 3-4 şarkı olacak diye almıyoruz. Daha uzun albümler. Keşke eskisi gibi olsa her şey. Valla doğru söylüyorsunuz ama artık 3-4 şarkı bile inanın yapan yok. Çünkü bir şarkı, iki şarkı yapılıyor ve biraz da bu konular tabii müzik piyasasının, yani az önceki işte sanırım Antalya'dan gelen maildi. Bu karamsar tablolardan bahsederken aslında belki de bunu söylüyordu oradaki arkadaşımız. Yani bunun içinde müzik de var. Ben biraz madem konu açıldı bahsedeyim. Yani müzik piyasasının da bayağı bir sıkıntılar içinde olduğunu zaten herkes söylüyor. Ben söylemiyorum. Yaşıyoruz ve maalesef bu konulara bir çözüm gelmiyor. Geleceğine de inanmıyorum ben. Yani telifler, izlenmeler, düzgün kazançlar ve hak edilmiş tüm hakların Avrupa normlarında, yani iyi şartlarda müzisyene veya işte ressama veya gitariste veya işte ne bileyim heykeltıraşa inşallah verileceği bir zaman gelecektir diye düşünüyorum. Şimdilik böyle fazla şarkı koyma durumu olmuyor. Ben gene 4-5 tane, hatta az önce okuduğum şarkıyla beraber 5 şarkı hazırladım. Ama dediğini anladım, eskisi gibi böyle 10 şarkı, 12 şarkı, 13-14 şarkı olmuyor. Keşke olsa 1-2 şarkılık single'larla ancak yürülebiliyor. Eskiden eleştiriyordum bunları, single çıkartanları, ama şimdi hak veriyorum. Çünkü klip çekmek bir masraf. Yani bir şarkı, iki şarkı zaten patlıyor bir o zaman da albümde. Tamam, fanatik seni seven insanlar bütün şarkıları dinliyorlar. Eyvallah, ama ticari açıdan herhalde böyle bir müddet daha gidecek gibi görünüyor. Evet, maillere devam ederiz. Çok sayıda mail var. Ben çok teşekkür ediyorum herkese. Maili gönderen, şeyden, panelden gönderen bir sürü var. İnşallah okuyacağım. Bu arada Hollanda'dan sevgili Taylan Sarıgül'e de sevgilerimi gönderiyorum. Değerli kardeşim, o da müzisyen. Çok güzel albümleri, çok güzel şarkılar üretiyor. Single'lar üretiyor işte, böyle bir iki şarkılık. Sürekli üreten bir kişi. Yeni şarkısı çıktı, yeni single'ı çıktı. Sevdan Yanımda diye yanılmıyorsam. Onu da tavsiye ediyorum. Mutlaka kardeşimi dinleyin. Son derece güzel bir yorumu, değişik bir sesi var ve böyle insanı mutlu eden bir ses tonu var ve şarkıları da hep kendi yazdığı şarkılar ve çok güzel, böyle romantik benim tarzım ama biraz daha pop soundlarıyla yapıyor. Gerçi biz de pop soundlarıyla yapıyoruz ama o biraz daha böyle değişik bir, yani birçok aslında sentezi harmanlıyor. Gayet güzel, çok güzel buluyorum şarkılarını. Daha önceki şarkısına da klibi beraber çekmiştik. Ben çekmiştim klibini. Sevgili kardeşime buradan sevgiler, tekrar selamlar. Ve tüm Hollanda'da bizi seven, Taylan'ı seven herkese. İnşallah Taylan'da bir gün konuk olarak burada alacağım. Beraber program yapacağız işte.